Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda tiroid kanserleriyle ilgili videoları tamamlamak istiyorum. Daha önce en sık görülen tiroid kanserleri olan papiller tiroid kanseri ve ardından ikinci sıklıkta olan foliküler kanser, foliküler tiroid kanseri hakkında bildiklerimi sizlerle paylaşmıştım. Bu iki kanser türü tiroid kanserlerinin zaten %90'ını oluşturuyor. Bir de bahsetmiştim videolarda diferansiye kanser, iyi diferansiye kanser, kötü diferansiye kanser, yani ana normal sağlıklı hücreye çok benzeyen kanser hücrelerinden oluşan kanserler. Bir de ana hücreye çok az benzeyen kanser hücrelerinden oluşan kanserler diye ayırıyorduk. Bu tiroid kanserlerin çoğu ana hücreye çok benzeyen, yani iyi diferansiye kanser türleri. %80 papiller karsinom dedik, %10 foliküler karsinom dedik. Şimdi bir de Hürtl hücreli tiroid kanseri diye bir grup var. Bu da yaklaşık %4 civarında görülüyor. Aslında bu foliküler kanserin bir alt tipi kabul ediliyor. Özellik arz eden durum şu: papiller kanser gibi radyoaktif iyot tedavisi kullanamıyoruz bunlarda. Çünkü hücreler biraz atipik özelliklere sahip. Onun dışında başka hiçbir özelliği yok. Tanısı biraz güç, geç tanı alıyor. Ve yani biz radyoloji olarak üzerinde özellikle belirtebileceğimiz bir detay yok maalesef ki. Şimdi diğer türlere geldik. Yani kötü diferansiye, normal tiroid hücrelerine benzemeyen ya da çok az benzeyen tiroid kanser hücrelerinden oluşan kanser tipleri. Bunun en sık görüleni, bu grubun en sık görüleni medüller tiroid kanseri. Bütün olarak baktığımızda tüm tiroid kanserlerinin %3 civarı medüller kanser dediğimiz kanserden oluşuyor. Medüller kanser nedir? Medüller kanser şu: tiroid bezinde, normal tiroid bezinde, normal tiroid hücrelerinin yanında C hücreleri adını verdiğimiz ve kalsitonin denilen kalsiyum metabolizması ile ilişkili bir hormonu üreten ayrı özel hücreler var. Bunlar böyle dağınık yerleşiyorlar tiroid bezine. Medüller karsinom bu C hücrelerinden köken alan kanser türü ve bir özellik arz ediyor. Medüller kanserlerin ailesel olma özelliği çok baskın diğerlerine göre. MEN1 ve MEN2 adını verdiğimiz sendromlar var. Bunlar özel durumlar, bunlara girmeyeceğim. Bu grup hastalarda ailesel olarak medüller kanser çok erken yaşlarda yakalanabiliyor. Ama yine de medüller kanserlerin %80'i kişide tesadüfen ortaya çıkan kanser türleri. Medüller kanser tanı aldığında akciğerlere, karaciğere, kemiklere metastaz yapmış olabilir. Hatta bazen buralarda metastaz görürüz ama tiroid bezinde medüller kanser nodülü göremeyebiliriz. Bu anlamda önemli bir şey. Diğer tiroid kanserlerinden belirgin bir ayırıcı özelliği var. Bunlar da kalsitonin adını verdiğimiz hormon seviyesi belirgin olarak yüksek oluyor. Yani medüller kanser düşündüğümüz zaman bir hastada kalsitonin dediğimiz hormon seviyesine bakıyoruz. Bu yüksekse o zaman medüller kanser olabileceğini düşünüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Tedavisinde, cerrahi olarak tedavisinde diğer kanser türlerinden bir farkı yok. Ama işte medüller kanserdeki tiroid hücreleri, kanser hücreleri tiroid hücresi değil ve radyoaktif iyot tedavisi maalesef kullanamıyoruz bunlarda. Gerek varsa kemoterapiler, başka yöntemler yapılabiliyor. Bu kanser türünden sonra da aslında kanserlerin kabusu diyebileceğimiz ve çok az gözüken anaplastik karsinomdan bahsedeceğim. Anaplastik karsinom tüm tiroid kanserlerinin %2'si kadarı anaplastik karsinom. Ve burada çok önemli bir nokta var. Anaplastik karsinom çoğunlukla ayrı bir kanser olarak gelişmiyor. Altta yatan bir papiller kanserden ya da bir foliküler karsinomdan köken alıp anaplastik hale gelebiliyor. Anaplastik ne demek? Kelime anlamı olarak anaplastik tamamen bambaşka hücreler haline gelmiş. Yani bu anaplastik bir kanser hücresinin neredeyse köken aldığı ana hücrelerin hangi hücreler olduğunu anlamak mümkün değil. Çok agresif seyrediyorlar, çok saldırgan seyrediyorlar. Hemen çevre dokulara yayılıyorlar, hemen metastaz yapıyorlar ve maalesef yaşam beklentisi çok düşük bu anaplastik karsinomlarda. Ben 10 yıllardır tiroid kanserli hastalar görüyorum. Anaplastik karsinom bir ya da iki tane gördüm. Bunun muhtemel sebebi genelde ağır tablolar oluşturduğu için büyük hastanelerde tedavi ediliyor olabilirler. Ama oldukça da ender olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer alt gruplar, tiroid bezinde kanser diyebileceğimiz diğer bir alt grup tiroid lenfoması var. Tiroid bezin içerisinde de lenf bezlerimiz olduğu gibi lenf tiroid seri, yani kan beyaz hücrelerinden hücreler var. Çok çok ender olarak tiroid bezinde lenfoma, bu beyaz kan hücrelerinin kanser türü olan lenfoma da tiroid bezinde gelişebiliyor. Ultrason bulguları özellik arz ediyor. Bu da çok ender. Yani o da tanısını biyopsiyle, ince inaspirasyon biyopsi yaparsak eğer bir nodül gördüğümüzde, bu nodülde sırf lenfosit seriler, yani beyaz kan hücreleri gördüğümüz zaman bunların da lenfoma hücreleri olmadığını patoloji uzmanı bize rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu az görülen tiroid kanserlerinin üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Bunlar da radyolojik olarak bizlerin tanı aşamasında katkımız diğer kanserlere göre çok fark etmiyor. Yani hep çoğunlukla bir nodül söz konusu oluyor ve her zaman söylediğim şey, radyoloji uzmanının nodüle baktığı zaman nodülün
özelliklerini iyice değerlendirip hangi nodülle biyopsi yapılıp yapılmayacağını iyi karar vermesi lazım. Ama hepsi kanser olabilir diye tüm nodüllere biyopsi yapmak da çok doğru değil. Bunların seçimini iyi yapmak gerekiyor. Özetlersek sonuç olarak tiroid kanseri evet bir kanser. Tiroid kanserlerin çoğu çok iyi huylu papiller karsinom. Yani %90'ı papiller ve foliküler kanserler. Bunlar çok başarılı şekilde tedavi edilen kanser türleri. Bunlar için korkmaya, üzülmeye, endişe etmeye gerek yok. Tiroid kanseri de kritik nokta şu. Papiller karsinom ya da foliküler karsinom. Yani bir kanser şüphesi olduğu zaman ameliyat olmak lazım. Çünkü ender de olsa o papiller karsinom ya da foliküler karsinom vücutta beklerse çok korkunç olan anaplastik karsinoma dönme ihtimali var. Bu nedenle tiroid kanserlerini yakaladığımız zaman, şüphelendiğimiz zaman bekletmeden cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulması gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.